gideceksin zannediyor zaten. Öyle gibi geliyor. İki sıra gidip de ondan sonra başlayacağım. Açıkçası senin işin var değil mi? Hastaydın. Sen dövmesini bilirsin. Böyle yaptıydık geçen. Başı veda iki sıra o. Bu da burada. Satın almak ayrıca kendini yapmak ayrıca kendini yapmak ayrıca kendini yapmak ayrıca kendini yapmak ayrıca Senden bunu kapıyor şu internet olsun aslında. Tamam. Ben Aynur Aksay, halk eğitime başladım. Halk eğitimin bu yaptığı yine uyuksu kursu bizim için çok iyi oldu. Hem bir becerimiz oldu elimizde yapabileceğimiz. Hem eşime katkı da sağlıyorum. Çünkü halk eğitime geldiğimizden beri çok şeyler öğrendik. Havlular yaptık, florlar yaptık. Şimdi yaka çiçekleri yapıyoruz. Ve bu arada yaka çiçekleri de siparişlerimiz de çok iyi gidiyor. İnşallah devamı da gelir. Enerji olan elimi yani mutluluğu da buraya kaç çiçekleri yapamıyordu değil mi? Ben yapıyorum. Oğlum buraya tayin oldu, onun için geldim. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için buradayım. İyi de oldu. Uğraşıyoruz işte bir şeylerle. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda yemeni yapıyorum. Ben Hamiye Taksan, eşimin tayini nedeniyle Mudurnu'da bulunuyorum. Bir senedir buradayım. Çocuklarım da okuduğu için evde yalnız kalıyordum. Senelerdir iğne oyası yaparım fakat bilmediğim çok şey varmış. Bunu da hocamızın sayesinde burada öğrenmiş olduk. Bizler daha önce yazma oyası, namaz örtüsü, sehpa takımı gibi işler yaparken burada hocamızın sayesinde annelerimize hediye olarak takım elbise giyenlerde yaka çiçeği olarak değerlendirmeye başladık. Mesela bir tane kendim yaptım, çok da mutlu oldum. Psikolojimizi falan değiştiriyor, yaptığımız ürünleri görmek çok mutlu ediyor bizleri. Ben Rafiye Kuşçuoğlu. İğne halk eğitim merkezinin düzenlediği kurslarına geliyoruz. O zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Herkesin de yapmasını tavsiye ediyoruz. Eğitimden iğne oyası için öğretmem için teklif geldi. Ben de kabul ettim. 34 tane talebemiz oldu. Talebeler kendilerini iş yaparken, öğretirken bu tek şeyi aldık, siparişleri aldık. Anneler günü için verilen siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Şimdi bu iğne oyalarını yaparken çiçeklerden üreterek desenler çıkarmaya çalışıyoruz. Eski oyalardan esinlenerek yaka çiçekleri yapmaya, takılar yapmaya çalışıyoruz.
Mudurnu'nun ev hanımları eskiden bildikleri için iğne oyasını zaten çok başarırlar. Her istediğimizi yapabiliyoruz. Dibini açtırsana, dibini açtırdın mı? Açın. Dur bir dakika. Şimdi tak bunu. Bu talebem içine oyayı, içindeki modifi geçiriyor. Ben de ona dibini sarmasını öğretiyorum. Bunları teli kapatmak için bunları sarmak zorundayız. İkimizin yanı da aynı çıkıyor değil mi? Bunları da burada kapatmak için. Tamam. Söküp de düzeltiverdik hocam.